Ben canımı seviyorum. Bence çok abartılı. Türkiye abartma timi. Hani hastalık nerede? Göster bana. Bir tane kolonya aldım abi öyle. Satmak için aldım abi. Vallahi şuna 7 lira verdim. Kazıklandığımı düşünüyorum. Koronavirüsünü boş görüyorum şu an yani. Zaten bulaşsa hepimize bulaşır. Maskedir vesaire, farklı yöntemlerdir, bir şey yapıyorlar ya. Hepsi boştur. Havadan dolayı kaynaklı ne korumalar yapsak da boştur yani. Ama sonuçta ağzını kapatınca nefes alışverişine yani, girmiyor bize. Gene bulaşır yani. Bu kaçınmanın yolu yok. Aynen yoktu. Yani ben korkanın kemiğini sikeyim kafadan. Vallahi bizi mahvetti. Ne diyeyim? Vallahi mahvetti. Tedbir almışsınız. Ya işte korkuyoruz. Yani hassasız demeyeyim. Birazcık hissediyorum yani. Grip de olabilir bilmem. İşte sokakta dolaşamıyoruz yani. İnşallah Türk milletine bir şey olmayacak. Tedbir ben almıyorum. Çünkü o kadar ciddiye almıyorum bu hastalığı. Abartıldığını mı düşünüyorsun? Bence çok abartılı. Türkiye abartma timi. Bence de abartılı yani. Bu kadar büyük bir şey yok bence. İhtiyacı olan insanlar var. Şu an onlar bulamıyormuş. Fırsatçılardan dolayı. Yani bir kolonyanın fiyatı 40-50 lira olması çok saçma. Bunu mizahını da yapıyorlar. O da yanlış. Hastalık sonuçta ama bu kadar da abartılmaz. Makarna yok. Kolonya yok. Yok yok. Fırsatçılara gün doğdu. Onlar da alıyor, satıyorlar. Millet ister istemez alıp kullanıyor. Hani hastalık nerede? Göster bana. Ya bu kadar insan hastada... O zaman yatağında yatarlar, ayakta ne geziyorlar? Virüs hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben şimdi önlemimi aldım. Artık önlemini almayan insanlar düşünsün. Koronadan daha tehlikeli olan insanlar var. Tedbirimi aldım, rahatım diyorsun. Aynen. Maskeden zaten anlıyorsunuz. Kolonya falan kullanıyor musun? Tabii. Fiyatı 25 lira oldu. Biraz idareli kullanıyoruz. Onun dışında bir sorun yok. Teşekkür ederim. İşte kolonya. Kolonya da geldi. Evet, hem de Dalin. İstiyor musunuz? Alalım. Tabii. Neden olmaz? Şöyle sıkayım size. Biz de dikkat etmeliyiz. Maskemiz yok ha. Teşekkürler, sağ ol. Ne demek? Bir de dezenfektanımız var. Bu da dezenfektan, rahat oluyor yani. Bu da şey gibi, kolonya gibi. Sağlık okulunda okuduğumuz için bayağı böyle. Elini havaya uzattığın gibi geliyor. Yukarıdan düşüyor. Allah vergisi yani. Öyle yani. Sen ilahi koruma altındasın. Arkamız sağlam. Ben almadım tedbir. Gerek de duymuyorum. Ölümü bekliyorum ben ya. Vallahi hiç gerek yok. Niye yaşamak istemiyorsun? Vallahi sevmiyorum. Terk edildiler kardeş ondan. Terk mi edildin? Sevgilimden ayrıldım. Sana şöyle bir söyleyeyim abi. Ben pimpirikli adamım. Ben canımı seviyorum. Allah şükürler olsun ki ben kendimi harbi çok seviyorum. Tedbir almamışsın ama maskesiz geziyorsun. Ya maske tedbir değil abi. Tedbir aldınız mı? Hayır. Allah'a güveniyoruz. Başkası başka bir şey yalan yani. Bir tedbirlerimizi alıyoruz. Kalabalık yerlere girmiyoruz. Hijyene, temizliğe dikkat ediyoruz. Maskeyle gezenler var. Ya o çok inandırıcı olmuyor diyorlar. Çünkü o da ıslanıyor yani. Nemleniyor. Ondan sonra çok da koruyucu değil. Yani o safhada olduğunu sanmıyorum. Bir tane kolonya aldım abi öyle. El ve cilt dezenfektanı. Abi bilmiyorum ya. Beş para bilmiyorum. Madem inanmıyorsun niye aldın? Satmak için aldım abi. Millete satmak için. Bir tane. Yok abi. Ceplerimiz dolu abi. Gerçekten. Vallahi. 3 tane. Aa, bir tane onun elinde var abi, 4 tane. Kaç tane? Tamam, 4 tane. Abi. 10 taneydi abi, hepsini sattık ya. Kaça aldın, kaça sattın? 15 liraya aldık abi. 30 liraya satıyoruz hepsini. Vallahi şey yok mu? İstoç hepsi, herkese kapış kapış abi. Koronavirüsünün en az bir ay önceden Türkiye'ye girdiğini düşünüyorum. Saklanıldığını düşünüyorum. İşte çantamda kolonyam var. El sabunum var, bir yerlerde yıkıyorum ama ne kadar toplu taşımayı mecburen kullanıyoruz, sürekli taksiye binemeyiz. Açıkçası korkuyorum öncelikle. Pek bir bilgim yok. Sürekli böyle yanlış şeyler dönüyor. Neye inanacağımı şaşırdım. Sadece hani Allah korusun ne yapalım işte, gerekli elimizden gelince gerekli önlemleri alıp korunmaya çalışıyoruz maske diyelim. Maske almışsınız. Yani pek inanmıyorum, arkadaşımın zoruyla taktım ama. İşte siz inanıyorsunuz. Ben tabii ki de inanıyorum. Sonuçta SARS ve Ebola'da ölen kişi sayısının, bir yılda ölen kişi sayısının yarısından daha fazla ölüm var. 2 ayda gerçekleşti bu ve çok fazla hızlı yayılıyor ve kuluçka süresi çok uzun. Hani ne zaman olacak, olduk mu, nasıl anlayacağız, bunları öğrenmemiz biraz zaman alıyor ve yayılması da haliyle zaman alıyor. Kolonya, dezenfektan falan. Tabii ki. Çantamda hepsi. Evet, minibüse biniyorum. Biner binmez elimi siliyorum. İniyorum, iner inmez siliyorum. Tek akciğeri etkilediği için aslında önemli bir hastalık. Yani şöyle, bizim de taşıyıcı olma ihtimalimiz olduğu için hani direkt bizi etkilemese de işte yaşlılar, annemiz, babamız. Ama yine bizim için de tehlike var yani. Sağım, solum, önüm, arkam hep korona.
Yolda bazı şeyler dinliyorum. Çocuk diyor ki nerelisin diyor, koronalıyım. Artık her yere korona bulaşmış. Bence abartmamak gerekir. Sonuçta Çin nüfusunu ölü sayısına böldüğümüz zaman o kadar da önemli bir kayıp yok bence. Futbol taraftarları artık futbola da gidemiyorlar. Bizim ligimize gelelim. Bizim ligimizde şu an seyircisi oynayacak ve hani Galatasaray zaten bugün açıklama yaptı. Bugün hani oynamak istemiyoruz diye. 2-3 hafta dondurulsun dedikler. Arsenal teknik heyetinde de. Arteta teknik direktörleri oldu. Chelsea'de var falan. Sıkıntı bayağı sıkıntı. Bizim ülkemizde de sokağa çıkma yasağı gelirse falan bayağı sıkıntı olur bence. Bir tedbir alır mısınız? Yok. Hiçbir tedbir almıyorum. Peki tedbir alanlar hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi saçıma bakıyorum ben. Hastalık terörçesini alın yazsın. Ne zaman öleceğimiz yaşını doldurmuş. Genç yaşında. Fark etmiyor. Yani şöyle bir tedbir alınması gerekiyor. Aslında böyle açık saçık insanların böyle kendine dikkat etmesi gerekiyor. Bazı insanlar var, her yeri açık. Bence yani dünyanın sonu diyeyim ben buna. Vallahi aldığım tek önlem kolonya. Koronadan koruyacağını çok düşünmüyorum ama işte bir ihtimal. Ne kadar aldınız? Fiyatlar arttı diyor. Vallahi şuna 7 lira verdim. Kazıklandığımı düşünüyorum ama. Önce bir temizlik. Burnunu siliyor, pat yere atıyor şeyi. Ne oldu? Bu mikrop nereye gitti? Bu sana bana geliyor işte. Çinler niçin şey oldu? İşte abur cubur yemeden kaynaklanıyor. Ne bulursa yiyorlar adamlar. Eczane gibi yerlerde işte bu gerekli dezenfektan malzemelerini uygun fiyata bulabilirsek bence bizim halkımız gerekli özveniyi gösterip hani alır. Tabii ellerimizi bol bol yıkıyoruz. Bu kadar kalabalık ortamlara girmiyoruz. Ne yapalım başka? Şu an meydandayız, kalabalık. Ama yapacak bir şey yok.